Ramsan Kulesi'ne çıkacağız. Ha şey, hediye değil de. Tek kelime İngilizce yok, Latin harfi yok. Ben bunu çeviririm. Google son yapıyor. 2 saat boyunca istediğin kadar yiyip içebiliyorsun. Tahminimce kiliseyi protesto ediyor. Ramsan Kulesi'ne çıkacağız. Hostelimiz çok yakındı yani. 10 dakika yokuş çıktık sadece. Seul'ü tepeden görüyoruz. Seul Tower. Etti beni. Bu aynı şey değil mi, Namsan Kulesi? Aynen, aynen. Öyle geçiyor. Şöyle gösterdim, kuleyi görünüyor mu? Görünmüyor buradan. Buradan paranızı bozduruyorsunuz. Daha bozuk para veriyor size. Ve istediğiniz bir tanesini seçip bu hediye toplarından seçiyorsunuz. Binmonumuzu bozdurduk, bozuk para aldık. Şimdi seçeceğiz bakalım. Hangisini seçelim? Vallahi ben parçanı seçeceğim. O sebebi de şu, anladığım kadarıyla Çin takvimine göre şeyler var burada. Benim doğum yılında tavşan yılı. Onu biliyorum. Deneyeceğim şansını. Ha, no more. No. Boş gibi. Ne yapmamız gerekti? Gözler hiçbir fikrim yok. Şurada çekiş var. Ha şey, hediye değil de. Aç kumar, ne var ki? Gel biraz böyle gidelim de. Biz bunu çeviririz, Korece bir şekilde açıklamalar var. Şey gibi mi bu ya, İçin gibi falan mı acaba? Hiçbir fikrim yok yani, tek kelime İngilizce yok, Latin harfi yok. Ben bunu çeviririm. Google son yapıyor. Meşhur Namsan Kulesi ve buranın arkası Seul Ormanı. Sadece burası yok. 360 derece görebiliyorsunuz. Diğer tarafta daha iyi bir manzara var. Binyon 20 lira. Oradan hesaplayabilirsiniz. Camlar, kameralar için camlar. Telefon kılıfları. Binyon, 2000 won. Yani Türk parasına vurduğunuzda bile 20 liraya 40 liraya geliyor. Böyle şirin şirin kablo tutacakları var. Hani bizim paramıza göre bile uygun. Türkiye'de 40 liraya telefon kılıfı yoktur diye düşünüyorum. İnternetten baktığımızda biz 80 liralardan başlıyordu en basitleri. Şimdi böyle bir mekan bulduk. Kore barbeküsü diye geçiyormuş bu. Dizilerden falan gördüğümüz kadarıyla biliyorduk ama ilk defa geldiğimizden beri böyle bir mekana girdik. Ve burada şöyle bir olay varmış. 2 saat boyunca istediğin kadar yiyip içebiliyorsun. Sos, et, her şey istediğinden alabilirsin. Kişi başı 16.900 won. Çok da yardımseverler. Çok açız, bize afiyet olsun, çok mutluyuz. Nasıl yapacağımızı çok bilmiyoruz ama. Şurada önlükler falan var, bazı kişiler giymiş. Biz giymedik. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Burada yürüyorum.
Kore usulü de şöyle iniyormuş. Alta marul alıyorsunuz. Üzerine etten alıp şu sosa batırıyorsunuz. Sonra içine de salata olduğunu düşünüyorum. Evet. Ondan katıyorsunuz. O şekilde yiyorsunuz. Şu anda Seul'deyiz. Myeongdong Katedrali'nin önünde duruyoruz. Bu kilise 45 metrelik bir çan kulesine sahip. Gotik tarzda. Aynı zamanda Güney Kore'deki ilk tuğla kilise olma özelliğini taşıyor. Yine aynı zamanda Kore'deki Roma Katolik Kilisesi topluluğunun da doğduğu yer olarak biliniyor. Bu yüzden buradaki Hristiyanlar için önemli kutsal bir mekan. Kiliseden çıktık ama benim adamım masal aşağıda. Tahminimce kiliseyi protesto ediyor. Konfüçyüs çok tarz olarak bana hitap etmese de Konfüçyüsçü olabilir. Ben biraz daha Lao Tse tarafındayım. Taraf tuttuğumdan değil, Konfüçyüs da büyük adam ama ses geliyordur belki, o tamtamının sesi. Kendisine küçük bir tapınak yapmış. Videoya çekiyor kendisini, kayıt altına alıyor bütün yaptıklarını. Ben cidden protesto ettiğini düşünüyorum. Çünkü biraz önce biz girerken biraz videoya denk gelmiştir. Bayağı normalde onların tapınma ritüellerine yakın şeyler yapıyordu. Ben gerçekten protesto ettiğini düşünüyorum, takdir ettim kendisini. Hristiyan karşıtı biri olduğumdan değil. Kendi şeyini devam ettirdiği için gayet barışçı yollarla bunu yapabiliyor yani. Samyang metro istasyonuna gideceğiz. Şunu göstermek istiyorum size. Buralarda herhangi bir kapı yok. İnsanlar basıp geçiyorlar böyle. Ve herhangi bir görevli de yok. Yani geçseniz geçersiniz çok rahat bir şekilde. Güzel, insanların birbirine güveniyor olması hoşumuza gitti. Paylaşmak istedim. Hostelimizi bulduk. Metro ile aktarma yaparak geldik. Burası daha böyle küçük butik bir yer. Evet. Yes. Şimdi girdik. Ayıp olmasın diye çekemedim, kapattım. Burası daha böyle küçük bir yer. Mahalle olarak daha böyle Kore'nin içindeymişiz gibi. Orası daha popülerdi. Hissediyoruz ama rutubetliydi ve hava alamıyorduk. O çok canımızı sıkmıştı. Şimdi hemen ilk geldiğim şey şuna bakmak oldu. Muhtemelen burası da göstermelik gibi bodrum katına falan mı açılıyor? İkinci kata çıktık ya. İkinci kat mı? Evet, açılıyordur. Umarım öyledir. Ben şey, televizyon kumandasından kontrol ediliyor olması da güzel. Aynen, ışığı ayarlayabiliyoruz. Klimayı. Klima var, televizyon var. Burada bilgisayar var. Bilgisayar var, bilgisayar görmüştüm ben zaten şeyde. Güzel. Aynen, tuvaleti de gayet şöyle temiz düzgün duruyor. İkramlarımız var, susam içecek, su var, kahve var, süper. Şurada böyle kokular var. Isıtıcı var. Küçük detaylar belki ama güzel. Türkiye olduğumuzu... Türkiye Brothers. Güzel. Türkiye'de karşıladık yani bu arada, gerçekten Türkiye değil. Yolun ortasında. Evet, dinleyelim. İki günde buraları gezeceğiz. Belki merkeze gideriz. Şimdi dinlenme vakti. Biraz Kore marketinden alışveriş yaptık. Bir Kore'ye özgü şeyler nasıldır diye, bunlar hariç. Toplamda bunların hepsi 21 won tuttu. 21 bin won tuttu. Ama şöyle bir şey var. Mesela kampanya varmış. İşte iki alana bir bedava. Şunları ikili sayabilirsiniz. Bunları ikili. Bir de bunları ikili sayabilirsiniz. Bunların ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece elmalı ve ananaslı olduklarını biliyorum. Biraz bizdeki crunch'a benzettim. O yüzden aldım. Daha ince sadece. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Pamuk şeker mi? Bu pamuk şekere benziyor. Emin değilim. Öyle gözüküyor. Bu
Bunu çok gördük. Sokakta sokak yemeklerinde de denk geldi. Gözyaşı damlası diye geçiyor. Gözyaşı damlası keki diye. Bu da enteresan bir şey. Bu 4000 won civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 4500 won olması lazım. Evet, öyle bir şey olması lazım. Bazılarının içinde toz var. Hatta bunda da olabilir. Böyle var, var. Ekliyorsun, var mı? Var. Yaparken gösteririz. Samyang yazıyor. Samyang'dayız zaten. Böyle bir. Aa. Evet, üstünde yazıyor. Onu bilerek almadım. Bu yengeçli galiba. Yengeçli gibi duruyor. Vallahi önce içecekle başlamak istiyorum ben. Bu sıfır kaloriymiş. Asitli olduğunu düşünmemiştim. Güzel. Ama Fanta'nınkini içtik. O Fanta daha güzeldi. Ananaslı. İçilir. Şu küçükten başlamak istiyorum önce. Ülker'in çikolatası vardı ya böyle küçük küçük. Hı hı. Ona benziyor. Galiba kahveye. Yani çok benlik değil. Ama kötü değil, güzel. Pamuk şeker. Pamuk şeker olduğunu düşünüyoruz. Öyle duruyor. Oo. Pamuk şeker mi? Vallahi bir lokmada yüzülür bu. Kıklarıma bulaşmasın. Aroması da yoğun. Ama bitti tabii. Şunu fark ettik. Kore atıştırmalıkları çok yoğun. Kore biraz daha öne geçti. Hakikaten yani biz Sırbistan'da da, Karadağ'da da ve Malezya'da da, Singapur'da sadece hamburger yedik, ona bir şey demeyelim. Türk yemekleri daha lezzetli geldi hep bize. Böyle aroma olarak, tabii elden ele değişir bu. Yapanın elinin lezzeti farklıdır. Daha tuzlu olur, daha yağlı olur vesaire, o ayrı mesele ama genel olarak bir aroması vardır. Burada o aromayı hissediyorsunuz, öyle boş değil. Hani bir şey vardır ya, kantin tostu. İçinde sucuk var mı yok mu, kaşar var mı yok mu bilinmez. Türkiye'de öyle şeyler de vardı. Burada mesela öyle hiçbir şey yok. Yani tavukluysa gerçekten tavuklu. O aroması var. Mesela dün yedik galiba bir atıştırmalık, yine bu cipsler gibi. Tavuklu yazıyordu. O üzerinde de resim var. O tatlı sos. Cips direkt o tatlı soslu tavuktu mesela. Hani Kore'yi övmek değil niyetim ama olan o. Benim crunch özlemim galiba şey yaptı. Bir süredir tüketmiyorum. Burcu'ya vermeyeceğim bu arada. Ben yiyeceğim hepsini. Ne ya? Minyak. Çok güzel. Beyaz çarşafa da döktün. Yedim ya. Yüzün çok değişmemiş olabilir ama ben bunu çok sevdim. Ya bir çek. Bu hangisiydi? Bu yengeçli olan. Türkiye'deki noodle'ların o, onun kokusu var. Ama tadı onlar gibi değil. Böyle karabiberin acısı vardır ya, ağız yakar. Biraz öyle bir acısı var. Ben çok sevdim. Huni gibi olan bir cips vardı, ismini şimdi hatırlayamadım. Bunun tadı ona benziyor. Onun biraz daha baharatlısı. Keşke önce bunu yeseydim ya. Mısır ve yer fıstığı var resimde muhtemelen. Bu da Crown. Aynı marka mı bilmiyorum ama. Tatlı da var. Bu arada şey gördüm. Keşke ondan alsaydım. Muzlu, çilekli cips. Tatlı bu çünkü. Sever miyiz? Ben pek sevmem muhtemelen de, belki sen severdin. Burada vanilya falan yazıyor. Vanilyalı dondurmayla yiyin gibi bir şey yazıyor arkada. Resimlerden öyle anladım. Herhalde öyledir. Bir dondurma külahı var. Onun üstüne koymuşlar. Çünkü tatlı bu. Yer fıstığı ve karamel yazıyormuş üstüne. Ama şey değil, rahatsız etmiyor. Tatlı. Ve beklenen geldi. En çok merak ettiğimiz. Nasıl yapıldı konusunda hiç mümkün olmadı. Gözyaşı damlası keki yazıyordu. Tahmin ettim ki bunun içinde jel gibi bir şey var. İki patlamamış ha. Bayağı bildiğin jel. Kral çantanın içine falan attı.
Burada da bir jel daha var. Ama biz bunu nasıl yiyeceğiz? Kaşık yok, bir şey yok. Üstünde de yağ görüyor musun? Tabağın içine sanki önce çilekli marmelat herhalde bu bir çeşit. Onu dökmüş, sanki üstüne de bunu koymuş ya da dökmüş gibi bir evet, şey var. Neyse, papağımın patladı. Çok üzüldü. Günlerdir yanımızda dolaştırıp yiyemediğimiz, ne olduğu hakkında da hiçbir fikrimizin olmadığı şu gözyaşı kekini artık yemek istiyoruz. Çünkü yarın Japonya'ya gidiyoruz. Yanımıza almayabilirler çünkü jel gibi bir şey. Ekipmanımız yok, o yüzden tabak yerine bardağı kullanacağım. Kaşık yerine de bunu kullanacağım. Tadına bakmak zaten amaç. Bakalım. Üzerinde de hiçbir şey yazmıyor. Şöyle açın, bunu yapın. Şekerli su gibi bir şey. Jöle kıvamında. Ben bir an su gibi olduğunu düşündüm, akçek gibi düşündüm. Marmelatlı jöle. Şöyle çileği de içine koydum. Yani çok net gözükmüyordu muhtemelen ama bayağı jöle yani. Yani. Hiçbir esprisi yok. Vallahi çilekli jöle. Bu kadar. Keşke aromasını katmadan önce deneseydim. Hani tam hali nasıl acaba? Sadece çilek tadı geliyor şu anda. Teşekkürler, iyi günler.